Gamurça hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi parev diyerek başlayalım programımıza. Bu hafta yine bir belgeselci, bir belgesel yönetmenini konuk edeceğiz bir konuğumuzla birlikte. Bu hafta Sahakyan Korosu'nun tarihini anlatan bir belgesel çalışmasına gideceğiz. Belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Birkaç aydır aslında paylaşımları var. Fragmanı da YouTube üzerinden seyredilebiliyor. Ailem Sahakyan belgeselini konuk edeceğiz bugün. Sahakyan Korosu'nun aslında bizim Ermenice'de kullandığımız aile Sahakyan Tıbratstas'ının Korosu'nun yönetim kurulu başkanı Hugas Arzuman da konuğumuz olacak. Bununla birlikte aynı zamanda Ailem Sahakyan belgeselinin yönetmeni Onur Kocatürk konuğum olacak. İkisi de buradalar. Hoş geldin diyelim. Sonra teaser'ı seyredeceğiz. Hoş geldiniz ikiniz de yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle hem yönetmenini hem de bu vesileyle koroyu, yönetim kurulu başkanını, üyelerini, şimdi bu yayını seyredeceklerdir büyük bir ihtimalle, her bir üyesini tebrik edeyim. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bence Sahakyan'ın bu koronun varlığı ve amaçları, neler yaptı, insanların nasıl çalıştığıyla ilgili, nasıl emek verdiğiyle ilgili çok güzel bir belgesel olmuş. Ama daha fazla övmeden Onur'un çektiği bu belgeselin bu fragmanını bir seyredelim. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. Benim semtimde Paskalya zamanı hala çörek kokar bu sokaklar. Samatya için kilise demek evinden daha önemli bir yer demek. Kilisenin cismani kısmın sözcüsü anlamında geliyor aslında koro. Bir abi kardeş ilişkisi var aramızda. Cuma günü provamız var çünkü o gün hiçbir misafir kabul edilmez. Artık diyorum ne bulursanız yiyin diyorum. Ben gidiyorum hadi bay bay diyorum. Gece vakti dönüşüm de 11.30-12'den önce olmuyor. Eskiden mamam beklerdi, şimdi eşim bekliyor. Amerika'nın keşfinden daha önce Sahakyan Korosu vardı. Türkiye Cumhuriyeti adına dahil en köklü kurumlardan biri. Biz onların bugünkü halkasını temsil etmeye çalışıyoruz. Evet, belgeselin Ailem Sahakyan belgeselinin fragmanını izledik. Ben önce Onur'la başlamak istiyorum. Onur Kocatürk, nasıl geldi bu fikir aklınıza bu belgeseli? Bir de aileye hoş geldiniz demek gerekiyor herhalde. Aynen öyle. Mahallem Samatya isimli bir online belgesel serisi denemesine başlamıştım ben 2017 yılında. Mahallem Samatya belgesel serisi projesi dolayısıyla yolumuz Sahakyan Korosu'yla kesişti. Mahallem Samatya projesi bir sözlü tarih çalışması sayılabilecek bir çalışmaydı ve mahalleden insanlarla röportajlar yaptım. Onları bir bütünlüklü bir belgesel serisine dönüştürmek amacıyla başladığım bir projeydi. Bu röportajlar esnasında tanıdığım Aram Nalçacıyan abi, buradan izliyorsa selam ederim kendisine. Onun sürekli sohbetlerde bahsettiği Sahakyan Korosu'nun hikayesini öncelikle aslında Aram abinin hikayesini çekmek istedik. Fakat bu biyografik bir belgesel olacaktı. Bu belgesel çalışması çeşitli teknik, bürokratik engellere takıldı ve biz Aram abinin sıklıkla söz ettiği Sahakyan Korosu'nun hikayesini, Sahakyan Korosu'nun çalışmalarını takip ettik ve bu belgesel çalışmasını başlama fikri oluştu diyebilirim. Evet, bu arada altyazıda gördüğünüz çörek kokan sokaklar Samatya belgeselden aldığım bir söz. Hugas abinin bahsettiği bir söz. Bir de biraz önce fragmanda da gördüler. Birçok ben bu belgeseli seyrederken birçok tanıdık isim gördüm.
Tabii bu çok da güzel bir duygu da veriyor. Bir taraftan Samatya'yı da tekrar gözümüzde, içimizde canlandırmış oluyoruz şu an böyle. Samatya çünkü çok önemli bir yer Ermeni toplumunda. Korolar da önemli bir yer. Şimdi buradan Onur hemen şunu sormak istiyorum. Sen Samatyalı mısın? Böyle mi başladı ilgin? Yoksa bu sözlü tarih böyle kolay başlayan bir şey değil çünkü sözlü tarihle ilgilenmek. Şöyle, ben 1994 doğumluyum ve 2000 yılından beri aslında Samatya'da oturuyorum. Mahallem Samatya röportajlarında Varojan Köseda ile yaptığımız bir röportajda şöyle demişti. Kendisi Sivas'ın Ulaş köyünden göç etmiş 50 yıllık bir Samatyalı. Ben 50 yıllık Samatyalıyım ama Samatyalıyım demem. Ben Ulaş'ta doğdum, Sivas'ta doğdum. Oranın suyunu içtim, oranın ekmeğini yedim ve ben 50 yıllık Samatyalı olmama rağmen Samatyalıyım demem diyor. Ben de 2000 yılından beri Samatya'da oturuyorum. Samatyalıyım diyorum. Evet, öyle. Peki Samatya, tabii şimdi dedik ya, bu çörek kokan sokaklar, Samatya kilise etrafında aslında şekillenen bir toplum, Ermeni toplumu kilisenin etrafında derneğiyle, oradaki kafeleriyle, her şeyle kilisenin etrafında şekillenen bir toplum. Hugas Akbarik, çörek kokan sokakları biraz senden dinleyelim, bir de koronun hikayesini de dinleyelim. Biraz önce fragmanda duyduk, Amerika'nın keşfinden önce vardı bu koro. Daha doğrusu Tıbraçtas. Evet. Herkese selam bu arada. Şimdi nereden başlayayım bilmiyorum ama yani o konu şöyle bir yerden çıktı. Bir sene koronun sene devriyesi kutlanacaktı. Hı hı. Pazar günü. Tabii bir sürü hazırlıklar cumartesiden yapılıyor ve bir sürü çalışmalar. O gün yapılacak konuşmaların hazırlanması vesaire benim önüme de geliyor. Hani bunları kontrol ediyorum, eksik var mı, atlanan bir şey var mı? Şimdi bizim Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra 1461 yılında Hovagim Piskoposu görevlendirip alıyor, Samatya'ya getiriyor. Ve bizim İstanbul içindeki ilk patrikhanemizi Samatya'da kuruyor. Hı hı. Yani bu padişahın emriyle gerçekleşen bir olaydır. Hı hı. Şimdi evet, Tıbraçtas diyoruz. Tıbraçtas olayın Kevork arkadaşım güzel anlattı orada. Ruhani yanını temsil ediyor. Koro sonradan oluşuyor. Hı hı. Onun hikayesini daha ilerleyen şeyde anlatırım. Madem deniliyor, yani bunu herkes kabul ediyor. Madem burada bir patrik vardı, bir nasıl söyleyeyim, din adamlarından oluşan bölüm vardı, bir kilise vardı. O zaman da okuyan bunların yanında insanlar vardı. Bizim madem aynı semtin aynı insanları, bizim temellerimiz onun için 1461'de atıldı diyebiliyoruz. Hı hı. Bu buradan geliyor. Bir pazar bu yorucu şeyden sonra, günden sonra, yorucu ve keyifli kutlamadan sonra eve geldim. Televizyonu açtım, bir belgesel programı var. Amerika'nın keşfi. Yazıyor 1468-69 Christoph Kolomb Amerika kıtasını buldu. Dedim biz 1461'de bu şarkıları söylüyorduk. Ya bu ilahilere söylüyorduk. Aslında bizim kültürümüzün derinliğini ölçmek için, başta kendimizin anlaması için bu çok önemli bir nokta düşünüyorum. Ve ben bunu arkadaşlarımla paylaştığımda demek ki aklımda kalmış. O şeyde de kullanmış onu. Böyle bir, evet, 1461'den beri orada o kilisede o ilahiler devam ediyor. Biz de videoda söylediğim gibi o ilahileri bugün devam ettirip bir sonraki nesile aktarma çabası içindeyiz. Hı hı. Bizim de yaptığımız bu. Bir anlamda şunu sorarak devam etmek istiyorum. Korolarımız önemli bir, aslında Türkiye'deki Ermeni toplumunun sosyal yaşantısında çok önemli bir yer tutuyor. Biz gençlerin, yani koroya gidilmese bile, belgeselde de birçokları bahsediyorlar, koroya gidilmese bile, yani sesi olmasa bile, kulağı olmasa bile aslında oraya giderek hem bir şeyler öğreniyor, hem insanlar birbirleriyle tanışıyorlar. Zaten kısıtlı ve sayımız az bir toplumuz. Dolayısıyla çok daha büyük bir sosyal yapıya karşılık geliyor korolar. Samatya'da da böyle. Samatya belki de bu anlamda birçok semtten daha da önemli. Çünkü belirli bir dönemde göç almış da
bir yer. Ve bu insanların gidecekleri yerleri, işte koro üyeleri de söylüyor. Hep dernekler, kiliseler, vakıflar, okul hemen yanında kilisenin belirliyor. Kilise korolarımız bu anlamda nasıl bir yer tutuyor Ulgas Akbarık İstanbul'da? Aslına bakarsan çok iyi özetledin, iyi tespit ettin. Dediğin doğru. Bu olayı iki bölüme ayırmak gerekiyor Aris. 1900 öncesine bakacak olursak, 1900 öncesine baktığımız zaman korolar aslında insanların sosyalleşebildiği, daha doğrusu tıbrastaslar, yani kilisenin etrafı sosyalleşebildiği yegane tek yer. Yani o dönemde dernekler yok vesaire yok, böyle hani özel çok fazla şey yok. Yani özellikle 1850 öncesi söyleyeyim. Dünyada Rönesans başlayıp her yeri etkilediği gibi koroların da, yani Türkiye'deki İstanbul'daki toplumu da etkiliyor. Ve ne oluyor? İnsanlar bu sefer kilise müziğinin, ben en azından müzik bölümünden konuşayım, kilise müziğinin dışına çıkmak istiyor. Ama kilise kurallarına göre kilisede okuyanların dışarıda güncel şarkıları okumaları normalde yasak. Bunun için ne oluyor? Zamanla Rönesans herkesi etkilediği gibi bizi de etkiliyor ve biraz yumuşatıyor. 1900 yıllarının başındaki tarihlerde bizim tüm korolarımızda ikinci bir tarih görürsün. Mesela bizimki 1938. Bu nedir? Çok sesli koronun kuruluş dönemidir. Onlar da bir kısa yol buluyorlar. Çok sesli dışarıda başka yerlerde kilise dışında müzik yapabilmek için 1938'de Sakyan Tıbras Tas'ın yanında Sakyan Korosu'nu kuruyorlar. Öyle diyeyim ben. Bu sefer dışarıda çok sesli müzik yapabilme, tüm Avrupa'da yankılandığı gibi, tüm her yerde oluştuğu gibi bu icraatların içinde bulunabilme şansını yakalıyorlar. Ve bu sefer koronun popülerliğini alıyor, kilisenin dışına çıkartıyor. Hani gençler daha çok insanı cezbedici, daha çok insana ulaşan bir yapıya geliyor. O günden bugüne artık her şey evrildi. Her şey çevrildi. Artık bunu bu kadar çok keskin çizgilerle ayırmıyoruz. Hani Tıbrastas ve Koro diye. Artık hepimiz kendi ikisi de bizim kültürümüzün bir parçası. Buna hizmet etmeye çalışıyoruz. Sadece biz değil. Bahsettiğin gibi diğer korolar da elinden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyor. Aslında koroların çoğu şu an biraz koronun üstüne çıkıp bir dernek gibi çalışmaya çalışıyor. Bugünkü faal korolar için söylüyorum. Bunu yapamayan da maalesef geride kalıyor. Çünkü bu dönemde bir insana çok sesli müziği okutmak, orada işte atıyorum bir sene çalıştırıp, Onur bunun işte şeyini çok güzel orada betimledi. Hani bizim bir konsere hazırlık dönemimizi ele aldı. Hani orada haftalar ve aylar süren provalar sürecek. Sen bir sürü bir şey yapacaksın, çıkacaksın, bir saatte bitecek. Evet. Yani bu kolay bir şey değil. Günde her şey, bu günümüzde her şeyin çok kısa tüketildiği bir dünyada hani bir insana bu sabrı taşıtmak çok kolay bir şey değil. Çok şanslıyız ki bizim etrafımızda böyle dostlarımız, bu anlayışta dostlarımız var ki bu işler devam ediyor. Şimdi son dönemin belki de bize teknolojinin diyelim belgeselciliğe, gazeteciliğe kazandırdığı bir şey var. O da drone'lu böyle görüntüler. Şimdi biraz önce drone görüntüleriyle, evet. Drone da herhalde o, görüntüleriyle havadan evet. Supkevork Kilisesi'ni gördük. Belgeselde de anlatılıyor ama şimdi Supkevork Kilisesi öyle bir yerde konumlanıyor ki bu Samatya Sahakyan Korosu'nun işte provalarını yaptığı, işte ki sırahta provalarını yaptığı, bu Supkevork Kilisesi Samatya'da her yerden görünebilecek bir yerde. Yani eskiden her yerden gözüküyormuş ama şimdi de nihayetinde etrafında o kadar çok yüksek bina olmaması sebebiyle yine görünüyor. Şimdi yukarıdan böyle bakınca daha da çarpıcı. Dolayısıyla Samatya'nın da kültürüne, semt yaşamına, hayatına belirli bir etkisi de oluyor. Onur, sen şimdi 2000'den beri dedin, hani Samatya'ya geldiğini söyledin. Dolayısıyla nasıl bir yeri var Supkevork'un, Sahakyan Korosu'nun? Yani sen mesela bu belgeselle ilgili daha önce sözlü tarih çalışmaya karar vermeden önce haberdar mıydın Sahakyan Korosu'ndan ya da Samatya'dan ki Ermenilerden ya da kiliseden ya da Sahakyan Okulu'ndan ve lisesinden? Ya
Yani şöyle, aslında korodan haberdar değildim. Fakat kiliseden ve Samatya'da Ermenilerin yaşadığından lise dönemlerimde haberdar olmaya başladım. Lise dönemlerinde, dershane dönemlerinde Ermenilerle arkadaşlık ettim ve komşularımızın Ermeni olduğunu fark ettim. Sonrasında Mahallem Samatya çalışmalarıyla, Mahallem Samatya çekimleriyle biraz daha mahallede yaşayan Ermenilerin yoğunluğunun farkına vardım. Böyle. Yani Mahallem Samatya çekimleri esnasında daha çok farkına vardım. Mahallem Samatya'da da aslında, yani tabii ki yalnızca bu mahallede Ermenilerin yaşadığını değil, ben insan hikayeleriyle daha çok ilgiliyim ve mahallede yaşayan insan hikayeleriyle ilgilendim. Bu mahallede yaşayan Ermeniler de olduğu için Ermenilerle ilgili de röportajlar yapmış oldum. Böyle. Peki bu süreç içerisinde şimdi çekimleri nasıl yaptınız? Sen anladığım kadarıyla belirli bir dönem neredeyse bütün provalara katılmışsın. Tabii 2019 Eylül'ünde başladık biz çekimlere. 2021 Şubat'ında post prodüksiyon süreciyle birlikte belgesel tamamlanmış oldu, kurgu süreciyle birlikte. Ama 2019 Eylül'ünden beri tam benim çekimlere başladığım dönemde koronun tekrar provalara başladığı dönemdi, yaz sezonunun sonunda. Bütün provalara katıldım. Provalar dışındaki özel günlere, diğer kiliselerdeki koronun okumalarına, bu gibi özel günlere de katıldım ve takip ettim. Çok keyifliydi çekimler. Yani her prova bir konser havasındaydı benim için. Çok keyifliydi gerçekten. Bu arada birkaç da şarkı öğrenmişsindir herhalde. Yani evet, mırıldanabilirim biraz. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle belgesel çekimleri genelde yani belgelemek adı üstünde belgelemek hem uzun hem yorucu hem de böyle biraz çetrefilli bir şey. Herkes konuşmak istemeyebilir, anlatmak istemeyebilir ama ben şunu fark ettim. Aslında sen işte mesela başlığı atarken Ailem Sahakyan derken Ailen Sahakyan olmuş gerçekten. Herkes seni evden sanki sofrada biriyle konuşuyormuş gibi herkes sana anlatmış çocuklarıyla olan ilişkilerini, eşleriyle nasıl koro provalarına nasıl gelip gittiklerini. Nasıl gelişti bu süreç çekimler sırasında? Aslında Mahallem Samatya çekimleri esnasında ben mahallede çekim yapma durumunun çok yani çok değil de biraz tedirginlik yaratacağını falan deneyimledim, gördüm. İnsanlar çekim yaptığım zamanlarda gelip ne çektiğimi falan sorduklarına evet. Onur'un herhalde görüntüsünde bir problem oldu. Devam ederiz Onur'la ama Rugas Akbarik senle devam edelim. Şimdi Onur gelene kadar bu belgesel çekimleri tabii ki Sahakyan korosundan bahsederken Sahakyan aslında çok köklü bir kuruluş olduğu gibi sen de biraz önce anlattık işte kilise, Tıbrastası, korosu, derneği Sahakyan bir de kalabalık da bir kadro aynı zamanda. Hem kilisede okuyor hem dışarıda konserler veriyor. Bu pandemi döneminde nasıl olduğu ilişkiler, nasıl gelişti koroyla, şu an nasıl bir program var? Sonuçta kiliselerde ayin olamadı. Koro neler yaptı bu bir sene boyunca? Bakacak olursan gerçekten pandemi bizi en çok üzen yan yana gelememek. Yan yana gelememek. Maalesef bunu pandemi sağlık şartlarından dolayı etkiledi. Engelledi. Hani bununla koro sonuçta toplu yapılan bir etkinlik. Bunu riske alamadık. Ama bu dönem içinde birkaç tane bizim başka kurumumuz hani kilise okumaları için bizden bazı ricada bulundular. Biz de cüzi bir kadroyla onlara katıldık. Çünkü bu bizim geleneğimizde var. Her kim ki her ne yerdeki eğer bize ihtiyaç hissediliyorsa ve bununla ilgili bir davet varsa biz bu daveti geri çeviremeyiz. Hani biz öyle düşünüyoruz. Çevirmeyiz demiyorum. Geri çeviremeyiz. Bizim vazifemiz bu. Bunu yapmamız lazım. Çoğu yer olmuştur. Gitmişizdir. Kilisenin içinde belki cemaat olarak 20 kişi vardır ama biz oraya 50 kişi gitmişizdir. O insanların mutluluğu ya da bugün elimiz ayağımız tutuyorsa ben öyle diyorum bu dualar sayesinde. O aldığımız
iyi şeyle, en güzel şey de bizim kendimiz bir arada yan yana gelebilme duygusu bizi mutlu ediyor. Birlikte bir şey yapabilmek gerçekten güzel. Evet. Bir de tabii biraz önce bahsettiğin o kültürel aktarım var. Bu çok önemli bir şey, kültürel aktarım. Yani bir sonraki nesile hem bu dini öğretilerin bir kilise korosu olarak hem aşharik şarkıların yani dünyevi şarkıların aktarılması ya da bu kültürün halen var olmasının en büyük yapı taşlarından biri de korolar belki. Bu anlamda yeni nesille ilgili şimdi sen görüyorsun orada genç arkadaşlar var, çok daha eskilerden olanlar var, görüyorum ben de hatırladıklarımı. Nasıl bir şey var? Yani geliyor mu, yenileniyor mu kadrolar ya da takviye geliyor mu aşağıdan? Şimdi şöyle söyleyeyim Haris, bizim şu anki şefimiz Sevan Ogoşyan, 1989 yılında başlayan Sakyan Korosu'yla yolculuğu 1990 yılında çocuk korosu şefliğiyle başlamıştır. Bizim kendi şeyimizde hep her zaman bir çocuğa yatırım politikamız var. Şöyle, gerekirse biz o sene sahne almayalım ama çocuklar alsın. O çocuklar çalışsın, yapsın. Ve ne mutlu bize ki Onur'un işi gerçekten zor. Hani bunun için şu şeyi sınırlamak istiyorum. Hani bizim sadece Eylül ayından işte Ocak ayına olan bir çalışmamızı, tempomuzu ve yaşadıklarımızı belgeledi. Teşekkür ediyoruz bu vesileyle tekrar kendine. Ama kabul görürsen 600 yıla yakın bir kurumun belgeselini yapmak o kadar da kolay bir şey değil. Tabii. Ne kadar ne yapsan her zaman bir şey eksik. Mesela bu görüntülerini şu an yayınladığınız konserin ilk bölümünde bizim çocuklarımız sahnedeydi. Nasıl ki anlattım, Sevan Agoşyan böyle başladı. Sevan Agoşyan'ın yetiştirdiği o çocuk korosundan insanlar, bunların işte Anita Kurdoğlu, Alen Keçeci, Karin Susmak, bu insanlar etkilenip hayatlarını müzikte profesyonelleşmeye adadılar. Sevan Agoşyan sonrası, Sevan Agoşyan Büyükler Korosu'na geçtikten sonra bu sonraki dönemde bu insanlar sırayla görev alıp bu çocuk korosunun, kendileri de o çocuk korosunun bir elemanıydı, devam ettiler ve hala da ediyorlar. Bu konserde çok güzel bir olay yaşadık. Karin arkadaşımız bu görevi götürüyor. Bu sene özel bir durumu vardı. Özel bir sağlık durumundan dolayı, özel durumundan dolayı bu sene katılamayacaktı koro çalışmalarına. Şefimiz Sevan Agoşyan'ın kızı Narut, biz hiçbir şey demeden eğer böyle bir ihtiyaç varsa ben bu görevi alırım dedi ve bu sene de o götürdü. Eğer bu zincir böyle devam etmezse, kesilirse o zaman oradan kimlerin çıkacağını da bilemiyoruz ama biz ekmeye devam ediyoruz. Çok çok güzel. Aslında bu şekilde de devamlılık sağlanıyor. Belli ki jenerasyonlar arasında da çok güzel bir geçiş alanı, platformu oluşturuyor bu korolar. Şimdi Onur geri geldi. Zaten dinliyordu. Ben Onur'u kaldığımız yerden soracağım. Bağlayarak da soracağım. Aslında şunu söylüyorduk. 2019-2020 yılları arasında yapıldı bu çalışma ve Şubat'ta tamamlandı. Bütün neredeyse provalara katıldın. Şimdi ben belgeselden anlıyorum ki yoğunda bir prova temposu var. Yani insanlar çocuklarını yanlarına alıp cuma akşamı yemeği sen kilisenin salonunda yersin şeklinde geliyorlar. Bir özveriyle katılıyor koristler. Sen nasıl ayak uydurabildin bu tempoya? Ve belirli bir süre sonra artık konuşmaya başlamış herkes seninle, belli. Açık açık yani çok rahat bir şekilde ailenin bir parçası olmuşsun. Ve nasıl devam etti üretim süreci? Tabii şimdi 2020'den bahsediyoruz. Bir seneyi böyle geçirmiş olduk pandemiyle ama ondan sonra şu hemen eklemeni isteyeceğim. Nereden seyredecek insanlar belgeseli? Şöyle aslında... Çekim sürecinin başında çok da insanlar açık değildi röportaj yapmaya. Sevan Agoşyan'ın, Sakyan Korosu şefi Sevan Agoşyan'ın pozitif tavrı bizi çoğu etkinlikten önce, provadan önce polislere bizi takdim ederek hikayesini paylaşmak isteyenlerin bize ulaşması gerektiğini söylemesi ve proje koordinatörümüz Deniz Çat'ın da
olumlu yaklaşımı ve destekleri sonucu insanlar daha rahat röportaj vermeye başladılar. Bir de bir süre sonra yani aslında böyle birkaç provalık bir şey olmadığını ve hani belgesel çekim sürecinin epey uzayacağını onlar da fark etti. Ve belli bir süre sonra tükettiğimiz mesai, geçirdiğimiz kıymetli vakitler oldukça paylaşım yapabilecek, arkadaş olabilecek seviyeye getirdi bizi de. Vallahi çekimlere nasıl ayak uydurdun? Aslında şöyle, koristlerin de çoğu, büyük çoğunluğu çalıştığı için onlar da iş durumlarına göre prova günlerini ve saatlerini ayarlıyorlardı. Dolayısıyla provalara katılmak benim açımdan çok zor olmadı, yorucu da olmadı. Aksine işten çıkıp çekime gittiğimde Sahakyan Korosu'nun seslendirdiği şarkılarla, eserlerle dinlenmiş oldum. Çok keyifliydi. Peki bu senin anladığım kadarıyla ilk yönetmenlik deneyimin. Evet, evet. Peki nasıl bir şekilde oldu? Sonuçta yani özel bir ilgi, biraz önce bahsediyordun, orada devam etmek istiyorum oradan. Özel bir ilgi sonucunda mı oldu? Hem Samatya üzerine ilgin olduğu için, çünkü yoksa zaten bu mesleği icra etmek üzere, bir belgeselcilik icra etmek üzere mi başladın? Belli ki mahallem Samatya'da bunun temelini atmış. Evet, aslında ben İstanbul Üniversitesi'nde radyo, televizyon, sinema öğrencisiyim. Hala da öğrenciyim. Son sınıftayım, mezun olacağım bu sene. Mahallem Samatya projesi birazcık kendimi video alanında geliştirmek ve yönetmenliğe dair tecrübe kazanabileceğim, elimdeki materyalle mahallemdeki, en yakınımdaki çekebileceğim, hikayesini kayıt altına alabileceğim insanlarla başladığım bir yolculuktu Mahallem Samatya. Ailem Sahakyan belgeseline evrildi. Bu şekilde, yani Mahallem Samatya aslında Ailem Sahakyan belgeseli için dediğin gibi bir temel oluşturdu ve vesile olmuş oldu. Peki hemen ekliyorum o zaman, nereden seyredecekler belgeseli, ya da hiç gösterim yaptın mı, ya da belgesel şöyle başlayalım. Belgeseli çektikten sonra koristlere seyrettirdin mi? Şöyle, koristlerle bir online izleme yaptık, yorumları çok kıymetli, değerli yorumları aldık. Online izleme dışında böyle kamusal alanda bir izleme. Yani benim aslında en büyük isteğim Samatya'da bir gösterim. Yani Samatya halkının Sahakyan Korosu'nu, benim tanıma hikayem bu. Konuştuğumuz hikaye aslında belgesel projesi. Benim Sahakyan Korosu'nu tanıma hikayem. Samatya halkının da, Samatya'da yaşayan insanların da bu hikayenin bir parçası olması ve Sahakyan Korosu'nun filmini, belgeselini, Ailem Sahakyan'ı izlemelerini istiyorum. Henüz pandemi dolayısıyla böyle bir plan program olmadı ama pandemi sonrası normalleşme süreçlerinde bir gösterim planlarız diye düşünüyorum. Dedin online bir gösterim festival... oldu. Neler söylediler mesela? Kendilerini gördüklerinde orada neler aktardılar sana? Yani şöyle, biz 2019'da, az önce söylediğim gibi 2019'dan 2020'nin Ocak ayına kadar çekim yaptık. Elimizde çok ciddi ham görüntü vardı. Ham görüntü dışında çok ciddi arşiv materyali vardı. Arşiv taraması yaptık epeyce. Yani ilk belgesel çalışması için oldukça uğraşlı oldu süreç. Yani çekim yaptığım insanlar da sürecin uğraştı olacağını öngördüler, tahmin ettiler. Çünkü bizim yaptığımız röportajlar, söyleşiler bile hani benim de biraz öğrenme sürecim olduğu için oldukça uzundu. O görüntüleri izlemek, taramak ve anlamlı bir bütün haline getirmek, 30 saatlik ham görüntüden 1 saatlik anlamlı bir bütün yaratmak oldukça zordu. Çok olumluydu yorumlar. Herkes yani belgeselle ilgili olumlu yorumlar yaptı. Daha önce yapılmamış bir çalışma olduğu için, yani Sahakyan Korosu'nun 500 yıllık tarihi içerisinde böyle bir çalışmanın kıymetli olduğunu, kıymetli bulduklarını, kendilerini görmelerinin de hoşuna gittiğini ifade ettiler. Olumluydu tepkiler, çok olumluydu. Çok güzel. Peki Samatya'da gösterim olacak. Biraz sonra döneceğiz diğer gösterimlerle ilgili. Hugas abi, Akbari'ye dönmek istiyorum.
Şimdi koro geleneklerini konuşuyorduk. İstanbul'da neredeyse her kilisenin bir korosu var. Vardı. Yani şimdi her kilisenin o kadar çok korosu yok ama bu anlamda bir kilisede okuma geleneğini de aşılamış oluyor. Korodakiler bunu da öğreniyorlar. Her iki tonda da. Şimdi biz biraz önce videoda işte ilk başlarken seyrettik. Sesler çok profesyonel. Ama şunu belirtmek gerekiyor Hugas Akbarik belki de. Korolarımız bizim profesyonel korolar değil aslında. Yani insanlar bu işle hayatlarını idame ettirmiyorlar, değil mi? Kesinlikle haklısın. Ama şöyle düşün, işte kendimden örnek verebilirim. İşte ben bugün 47 yaşındayım. 42 yıldır o kilisenin içindeyim. Çok şükür. Önce bilerek ya da bilmeyerek. Ben şimdi, bana da evet Aris değişik geliyor ama benden önce çok güzel insanlarla tanıştık o koronun içinde. Bugün hepsinin ruhu şad olsun. O kadar güzel insanlarla tanıştık ki, hani diyorlardı ki bize, düşünün biz daha o zaman 12 yaşında falan çocuğuz. Oğlum 70 yıldır bu merdivenleri çıkıyorum, yukarıya çıkan diyordu. Diyorduk ki 70 yıl nasıl böyle bir şey olabilir? Yani bunun içindeki püf, yani insanları ben orada son günlerine ramak kalmış halde gene de koluna iki kişi girmiş şekilde gelip o şabiyi giymek için uğraştığına şahit oldum. Evde yatması gerekirken. Bunu ancak yaşayan ve bilen insanlar bilir. Hı hı. Bizim birçok insan pazar günleri evde ayağını belki uzatmış, bir tek pazar günüm var dinleniyorum diyor. Çok şükür bizim kilisemizde benim bir sürü arkadaşım o pazar ayını pandemi izin verdiği, patrikhane izin verdiği sürece o kilisenin içinde sürekli o ilahileri çınlattılar. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Evet. Hani içeride boş duvarlara bile olsa onlar orada bir gün eksik kalmadı. Bir gün eksik kalmadı. Evet, istiyoruz ki başka küçükler de bunu böyle görüp 5 yaşından başlayıp kulağının dolması, hani hepimizin amiyane tabirle kullanın, kulak dolgunluğu bu insanları buraya taşıyabiliyor. Ve bazen de evet amatörü aşan çoğu korolarımız gibi, diğer korolarımız gibi amatörü aşan gösterilerde bulunabiliyoruz. Hı hı. Zaten bizim şöyle bir şeyimiz var. Evet, biz hepimiz amatörleriz. Hepimiz amatörleriz. Ama ben ne zamanki bir konser vereceğim ya da bir insanları bizi izlemeye davet ediyorsam, amatör olan bir yapının amatörce bir şey sergilemesi çok kıymetli değil. Eğer sen profesyonele yaklaşık bir performans sergiliyorsan o zaman işte o insanlardaki etkileşim çok fazla oluyor. Ve biz bunu görüyoruz, hissediyoruz ve duyuyoruz her ortamda, gittiğimiz her ortamda. İnsanlar şöyle diyeceğim, o büyük konserlerimizin sonrası, evet, Paskalya öncesi, özellikle Kutsal Perşembe akşamı, Kutsal Perşembe akşamı Samatya'nın sokakları çıkarsan gerçekten çörek kokar. Ama o konserlerin sonrası da buraya dönüşümüz, herkes evinden, konser salonundan dağılır Samatya'ya döner. Burada bizleri karşılar bu semtin insanları. Kendimizi küçük bir mahalle starı duygusunda hissederiz. Yani bu bambaşkadır. Onların o gurur ve övgü sözleri bizim o tüm yorgunluğumuzu götürür. Evet. Bir şunu da çok iyi anlıyorum. Bir de belgeseli seyredince dokunan noktalardan biri de belki de şuydu. Benim babam da bir kilise korosu üyesi. O da bir kilise insanı diyelim. Sürekli gider her evet. Pazar. Bu sizin şimdi bahsettiğiniz işte her pazar çarşamba, her pazar perşembeleri, prova günleri bir amatör bas olarak sürekli gittiğinden işte evet. O şeyi, duyguyu çok iyi anlıyorum. Belgeselde bir bölüm çok dikkatimi, daha doğrusu çok vurucu bir şeydi. Bazen öyle şeyler olur ki, öyle zamanlar olur ki
korist arkadaşınız, koroda şarkı söylediğiniz arkadaşlar herkesten önce sizi arar. Sizin yanınızdadır. Evet. Diyordu koristlerden yani, biri. Ve çok... Burada... Lütfen. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Burada şöyle bir şey var. Yani sürekli yakınsın ve ona sadece bir basit bir arkadaşlık duygusuyla değil. Orada çünkü o provada o şeyde görüyorsun. Onun iyisini, kötüsünü, her şeyi öğreniyorsun. Bakın şimdi siz diyorsunuz ki Onur bile bu dönemde bunu iyi kötü aktarabildi. Öyle olunca dediğin gibi başına iyi bir şey gelir. O insanın belki o gün evde doğum gününü kutlayacak insanı yoktur. Orada onun doğum günü kutlanır. Ya da sanal platformda kutlanır. Ya da bir kötü, üzüntülü zamanı vardır. O gün o ilk bir şey duyulduğunda ya filancaya böyle başına böyle bir şey gelmiş. Önce kim yakınındaysa o zaten onun yakınına gider. İşte o zaman bu ilişkiler suni ya da işte gönülden böyle oluyor. Bu iş öyle bir yere geliyor ki, özür diliyorum belki uzattım Aris. Yok ama hiç de değil. Öyle bir yere geliyor ki pazar günleri o kilisede okuyup ayrıldığımızda cemaatle insanlar bize yanaşıp oğlum senden bir arzum var. Ben ölürsem benim son duamı, iverini öyle diyeceğim. Hı hı. Sen okur musun? Diye vasiyette bulunuyorlar. Yani sadece ben şahsıma değil, ben ve bazı arkadaşlarımıza, başka arkadaşlarımıza da. Bunun kadar onur verici ve bu kadar büyük sorumluluk aslında verici bir durumda düşünemiyorum ben. Hani bu nedir? Alt taraf, işte burada yaptığın o hizmettir. Başka da bir şey yok. Evet. Bu anlamda belki de hemen Onur'a sormak gerekir. Şimdi Onur, sen bu belgeseli çekmeye başladığında, koro provalarına katıldın, dinledin onları. Yani bir kilise korosu olarak mı gördün? Yoksa bir dakika, hani burası bir koro, burası bir kurum, kocaman bir şey, bir sürü insan çok profesyonel bir şekilde şarkı söylüyor. Nasıl oluyor bu iş diye sordun mu kendine? Sordum, evet. Aslında herkes farklı motivasyonlarla geliyor koroya. Yani konuşmanın, sohbetin başında da söylemiştin. Fakat herkesin bir biçimde amatör çabaların profesyonelle yakın çıktılarını görüyoruz. Benim daha çok ilgimi çeken konu bir kilise, Sahakyan Korosu'nun bir kilise korosu olması durumu dışındaki aslında Ermeni halk türkülerini, halk ezgilerini günümüzün harmonisine uyarlayıp günümüze taşıma durumu ve koristlerin büyük fedakarlık yaparak aslında koroya vakit ayırmaları, dediğim gibi farklı motivasyonlarda provalara katılarak profesyonele yakın bir performans ortaya çıkarmaları, hı hı, bu ilgimi çekmişti benim daha çok. Bir hemen şunu söylemek istiyorum. Bu işte profesyonel, amatör vesaire, bu bir ara ben Agos'ta çalıştığım dönemde de korolarla ilgili çok tartışma olurdu. Sadece korolar da değil, dans gruplarıyla ilgili de hep böyle. Bir büyüğüm çok doğru bir şey söylemişti. Devlet Opera Balesi'nde çalışan bir büyüğümüzdü. Yani bizim amatör korolar dediğimiz, amatör kelimesi dediğimiz amatör, profesyonel kalitede yapılan işlerin aslında toplumsal amaçlar için yapılmış halidir. Yani profesyonel amatör ayrımı sadece o. Biri yaşamak için onu yapıyor. Diğeri ise toplumsal bir amaç için fedakarlık yaparak, feda ederek o saatlerini yapıyor diyordu. Için. Şimdi burada onu gördüm ben. Hem koroda hem koristlerde, şu an ekrana gelen isimlerde ve daha birçoklarında. Hugo Sakbarik'te. Onur, sende de aynı şekil. Çünkü sen de bir anlamda bu işin okulunu okuyorsun ama kimse senden böyle bir işi yap diye sana gelip de işte bir iş teklif etmiş değil. Sen kendin bunu yapmışsın sonuçta. Dolayısıyla profesyonellik ve amatörlüğü belki bu şekilde görmek gerekiyor. Şimdi bir sürü görüntü seyrediyor. Eminim birçokları diyecektir ki biz bu belgeseli nasıl seyredeceğiz? Programdan önce konuşuyorduk. Zannedersem hazırlıklar var. Pandeminin yavaş yavaş işte açılmasıyla birlikte herhalde belgesel festivallere gidecektir diye düşünüyorum. Ama neler yapıyorsunuz bu konuda? Şu an Haziran ayı sonuna kadar aslında festival programını netleştirmek üzere çalışıyorum. Haziran sonunda açıklayacağımız bir festival programı olacak. Hı hı. Festivaller yani ulusal ve uluslararası festivaller olacak. Bu festivalleri takip ederek filmi izleyebilir izleyenler.
Bunun dışında... Dolayısıyla sosyal medya hesaplarınızı takip etsinler. Seni de bulsunlar orada. Evet. Hatta evet, biz de diyelim, biz de buradan Gamuç'tan, biz de duydukça festival programlarını biz de duyuracağız diyelim. Umarım iyi olur. Çünkü biz en son burada konuk ettiğimiz belgesel Sessiz Çanlar bize konuk olduktan sonra Fatih Güden uluslararası festivallere kabul olmuştu. Kabul edilmişti belgesel. Umarız bu da bir vesile olur. Buradan sonra güzel bir haberle tekrar geliriz Gamurç izleyicilerinin karşısına. Hugas Akbarik, senle bir konuyu daha konuşmak istiyorum. O da bu kilise korolarından bahsediyoruz şimdi Tıbrastaslardan ama bu işin bir de zorlukları var. Bu kadar sene bu işi yürütebilmenin zorlukları var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Biraz önce bahsettin, o yüzden oradan gelerek bugüne gelelim. Sen 12 yaşında girdiğini söyledin, değil mi ilk başta? Hayır, 5 yaşında. Evet. 5 yaşında. 5 yaşında. Peki nasıl oldu? Biri mi getirdi? Aileden biri mi getirdi? Nasıl oldu sonra sen koristo nasıl oldun ya da Tıbrastas'a nasıl karar verdin? Yoksa böyle şey hikayeler vardır. Gelirler mesela babalarımız bazen bizi kilisede şabik giydirirler böyle öne atarlar. Sen orada dur derler. Aynen öyle. Ondan sonra olur ya da olmaz. Bu anlattığı gibi. Bu anlattığından çok farklı değil. Yani benim şöyle bir değişik durumum vardı. Benden büyük ablalarım var. Onlara babam dediğin gibi yapmış. Onlara öyle yapmış. Onlar gidiyor. Senin de git bebe gibi bir durumun yok. Hadi artık yeter hani. Hani ben şunu hatırlıyorum. Kaç yaşımda başladığımı ben de bilemiyorum ama ilk başta dikildiğimde okuyamadığımı hatırlıyorum elimdekiyle. Zaten okumayı öğrendiğim dönemde de ezberlemiştim zaten. Yani o süreç içinde duya duya ezberliyorsun. Evet. Bu kilise serüvenimiz ve koro serüvenimiz böyle başlıyor. Bu dönemde başladı. Ve geliyorsun gidiyorsun yani sonsuzca gelip gidiyorsun. Ama sonra ben kendim için bunu bir seviye daha ileriye götürmeyi arzu ettim. Onun için biraz teknik, biraz nasıl söyleyeyim eğitimsel bazı yerlere başvurdum. Hı hı. Belli bir amatör, gene söyleyeceğim tabii bunu abartmak istemiyorum. Ondan sonra amatör seviyede müzikal eğitim aldım bir aralar. Bununla beraber üstüne koyarak ilerledik. Ve her zaman daha ilerisine çok şanslıyım ki, hani her zaman onu söylüyorum. Benim yanımda, hatta benim önümde, onların da önünde hep daha iyi ne yapabiliriz? Bugün bunun üstüne ne koyabiliriz? Bir önceki yaptığımız işi nasıl geçebiliriz diye hep merak eden, kovalayan bir ekip var. Bir insanlar grubu var. Bu insanlar grubundan dolayı bunlar farklı nitelikte repertuarlarla çıkabiliyoruz. Bunda tabii altını tekrar çizmek gerekiyor. Sevan Agoşya'nın çok büyük özveri, yeteneği ve bilgisi ve çalışkanlığı yatıyor. Bizim provaya gitmediğimiz gün olabilir. Biz özel, yani nadirdir ama olabilir. Ama Sevan'ın gitmediği hiçbir prova yok. Evet. Yani bunu da böyle değerlendirmek lazım. Onun özverisinin altını kalın çizgilerle çizmek lazım. Birbirimizi heyecanlandırıyoruz. Hani burada böyle bir şey yapsak olmaz mı? Şurada şöyle olsa olmaz mı? Şimdi görüntülerde gösteriyorsun. Mesela Fransız İş Adamları Derneği'nin düzenlediği bir etkinlik de o Damdüsyun'la gösterdiğin etkinlik. Hani o konsere çıkıp bizden çok büyük bir şey beklemiyorlardı. Orada çıkıp daha önce yaptığımızı yapmamızı istiyorlardı. Ama biz dedik ki buraya çıkıyoruz. İşte duyduk Fransız şeyinde bir Fransızca şarkı okuyalım. Hiçbiriniz Fransızca bilmiyor ama Fransız mütercim tercüman olan bir arkadaşımız var. Bize diyalekle ilgili provalar yaptırdı. İşte duyduk Alman konsolosu geliyormuş. Bir tane araya ufaktan bir Almanca bir şey koyalım. Yani böyle şeylerle repertuarı, tabii bunların armonisi ve müzikal yapısı çok kolay bir şey değil. İşte Sevan burada şöyle söyleyeyim bir mucize yaratıyor. Bunu hallediyor ve sonuçta bir yemek hazırlıyoruz. Çok şükür ki bugüne kadar o yemekten de herkes hoşlandı.
hoşuna gitti ve biz o bizi bir sonraki daha iyi iş yapabilmek için kamçılıyor. Çok güzel. Sizin bahsettiğiniz koro şefleriyle ilgili bir dönem şunu düşünmüştüm. Onlar Vernadun'un direklerinden biri aslında. Olmazsa olmaz. Aynen öyle. Vernadun da o Allah provaları biraz artırsın. Önce seyrettikleri yer, seyircilerimize açıklayalım, Ermenice'si. O provaların yapıldığı kilisenin üstünde. Yani her prova bir de kilisede yapılıyor. Kimse olsun ya da olmasın. Ama akşamları o kilise bir sosyalleşme aracı olarak kullanılıyor. Ben her ikinize de çok teşekkür ederim katıldığınız için. Süremizi de çok aşmak istemiyorum. Çünkü bir kez daha şu VTR'yi, şu belgeselin fragmanını seyrettirmek istiyorum izleyicilerimize. Bence bu tadı onlara hor görmeyelim. Belgeselin tamamını da yakında seyredeceklerdir. Unutmayalım, Onur Koca Türk söyledi. Sosyal medya hesaplarından takip edin. Gamurç'u da takip edebilirsiniz. Umarız bir sonraki görüşmemiz daha hayırlı vesilelere sebep olur. Bir festivalde neden olmasın, hem belgeseli hem koroyu dinlemek şansına erişiriz diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Çok teşekkür ederiz yer verdiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, şimdi söylediğim gibi şu videoyu bir daha seyredelim. Ondan sonra geri dönmeyiz artık. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Gamurç'ta Sıde Sütün. Benim semtimde Paskalya zamanı hala çörek kokar bu sokaklar. Samatya için kilise demek evinden daha önemli bir yer demek. Kilisenin cismani kısmın sözcüsü anlamında geliyor aslında koro. Abi kardeş ilişkisi var aramızda. Cuma günü provamız var çünkü hiçbir o gün hiçbir misafir kabul edilmez. Artık diyorum ne bulursanız yiyin diyorum. Ben gidiyorum hadi bay bay diyorum. Gece vakti dönüşümde 11.30-12'den önce olmuyor. Eskiden mamam beklerdi, şimdi eşim bekliyor. Amerika'nın keşfinden daha önce Sahakyan Korosu vardı. Türkiye Cumhuriyeti adına dahil en köklü kurumlardan biri. Biz onların bugünkü halkasını temsil etmeye çalışıyoruz.